El-Fatiha. Amin. Şu anda mezarı başında bulunduğumuz, toprağa vermiş olduğumuz Veysel kardeşimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Toprağa verdiğimiz Veysel kardeşimizin oğlu Yaman kardeşimize de sabrın en güzelini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri nefsimizle mücadele ederken bir an olsun bile nefsimize bizi bırakma ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sanki çocukluğumuz da gitti onunla birlikte. Senin de başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Eşin de gitmiş konaktan. Kötü olaylar üst üste. Bir yere gittiği yok. Burada. Yanımda. Tertemiz sayfa açmak istiyorsun ama senin defter dürülmüş Eltim. Bak hala Eltim dedim. Kıymetini bil. İyi güzel işte. Ağzını alışsın. Yakında hep diyeceksin. Eltim. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Sağ ol. Başın sağ olsun. Allah taksiratını affetsin. Ailemizin üzerinde çok emeği var. Hakkımız helal olsun. Sağ ol. Görüşürüz Oğuz abla. Ne yapıyorsun? Annemle babamı bir karanfil tanıştırmış. Babam annemi görünce peşine düşmüş. Bahçede gördüğü bir karanfili koparıp anneme vermiş. Annem de babamın yüzüne bakmadan çiçekçi zannedip param yok demiş. Babam da ben çiçekçi değilim, senin için bahçeden kopardım deyince gülüşmüşler. Hikayeleri böyle başlamış. Saksıda karanfilimi büyütürüm hep. Toprağını da annemin babamın mezarından alırım. Baktım rahmetlinin ismi annemin ismiyle aynı. Yerine geçmez ama biraz toprak alayım dedim. Karanfilin çok üzünlü bir hikayesi varmış. Neden bu kadar kıymetli olduğu şimdi anlaşıldı. Gidelim hadi. Gidelim. Bu arada ben senin bu telefonunu yaptırdım.
Artık kendi kendine açılmayacak. Teşekkür ederim. Keşke sana yapılan tüm haksızlıklar için yakamıza yapışsan öbür tarafta. Sana yetinmeyi öğreten herkese tek tek hesap sorsan. Ama soramazsın değil mi baba? Hı? Kıyamazsın kimseye. Vicdanlı adamsın sen. Ama oğlun sana kıydı. Sen can verirken kılını bile kıpırdatmadın. Çünkü ikimizden biri fazlaydı bu dünyaya baba. Ya sen ya ben. Birimiz olmamalıydı. Birimiz ölmeliydi baba. Babanı kaybettin. Ama ben buradayım. Kapı gibi Adnan amcam burada. Senin Sinan'dan da Ferit'ten de hiçbir farkın yok. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu unutma hiç. Çocukken hep buna inanmak istedim. O konağın önünde İki oğlun gibi seni bekleyip kucaklanmayı hayal ederdim. Ama sağ olsun Azade teyze her seferinde bana kim olduğumu hatırlatırdı. Kolay değil. Kolay değil. Evladın olmayanı evlat, baban olmayanı baba kabul etmek kolay değil. Benim babam öldü. Adnan amca. Sen bana ne kadar babalık yaparsan yap, insanın kendi kanından öz babası gibi olmuyor. Kalp Yarısı ATV'de.